Öz Beykoz İşkembe Salonu'nun katkılarıyla Yöremiz Töremiz devam ediyor. Askere Mehmetçik deriz, hep peşinde seferberiz. Askere Mehmetçik deriz, hep yanında seferberiz. Kavgasız dünya isteriz, bilmeyenler bilsin bizi. Kavgasız dünya isteriz, bilmeyenler bilsin bizi. Ne İngiliz ne Yunanı, bastığın toprağı tanı. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Ne İngiliz ne Yunanı, bastığın toprağı tanı. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Sevgi selam, barıştan yanayız her an. Sözüm dostla sevgi selam, barıştan yanayız her an. Şehit olur biz de ölen, al bayrağı sorsun bizi. Şehit vatan için ölen, al bayrağı sorsun bizi. Ne İngiliz ne Yunanı, bastığın toprağı tanı. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Ne İngiliz ne Yunanı, bastığın toprağı tanı. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Evet sevgili izleyiciler, şu an Almanya Mülayim. Sevgili Şeref, Mülayim'in neresi bura? Mülayim'in göbeği, çarşısı. Merkezde. Ne bura? Çay mı, ırmak mı, nehir mi? Bura Almancası Mülayim an der Ruhr. Ruhr dediğimiz yer burası, nehir. Nehir. Evet.
Evet, ben öncelikle bana ulaşımda, konaklamada, her konuda yardımcı olan sevgili Şeref Demircan'a ve babası Recep Demircan abime çok teşekkür ediyorum. Ve kamerada bize eşlik eden sevgili Ahmet kardeşim, yaptığın bana ise öğrendim, sana dedim. O da elini aldı kamerayı, sağ olsun beni kırmadı. Sizlere özel ve güzel görüntüleri görüntüleyebilmek için bir gördüğünüz bu tekneyi, bu küçük motoru kiraladı sevgili Şeref. Daha güzel bir çekim olsun. Aslında burayı görünce ne aklıma geldi? Biliyorsunuz geçen dönem ben, çoğunuz biliyor bunu, Sinop Boyabat Belediye Başkanlığı'na aday olmuştum. Projemin biri buydu işte, Boyabat Çayı'nın yarısını böyle çocukları görüyorsunuz, deniz bisikletiyle tura çıkacaklar. Yarısında aşağıda balık tutacaklar, stres atacaklardı. Hemen o proje aklıma geldi, sizinle de bunu paylaşmak istedim. Evet sevgili Şeref, Mülayim ilçe mi, nahiye mi, nereye bağlı? Mülayim kendine ait şehir. Şehir. Şehir, evet. Nüfusu kaç? 440 bin. 440 bin. Yani İstanbul'daki bizim Ataşehir gibi bir ilçe anlamında. Burada Almanya eyalet sistemi zaten değil mi? Evet, aynen öyle. Dortmund eyalet mi oluyor mesela? Dortmund tabii kendine ait bir eyalet. Kendine ait, aynı Mülayim gibi. Aynı Mülayim gibi, evet. Mülayim gibi, anladım. Peki insanlar buraya ne yapıyor? Kısa gün ticaret gibi, hafta sonları daha yoğun oluyor burası hafta galiba. Hafta sonları daha yoğun oluyor. Genelde çocuklar mı, büyük insanlar da geliyor? Ailece geliyorlar genelde. Böyle bizim gibi bot, tekne kiralıyorlar. Ondan sonra çoluk çocuğuyla stres geziyorlar. Stres atıyorlar. Stres atıyorlar, aynen öyle. Burada aynı bizim memleketteki çay bahçeleri gibi kafeler burada. Orada da çayını, kahvesini çay, içiyorlar. Çay, kahve, dondurmasını iyi içiyorsun. Başka yapacak bir şey yok. Pazartesi'den cumaya kadar çalışıyorsun. Cumartesi'den pazara kadar. Hafta içi 5 gün çalışıyor. Aynen. 2 günde buralarda İki stres günde, atıyor. Aynen, hava müsait Peki, olursa. Almanlar ya da kaç yıldır Almanya'dasın? Ben burada doğma büyümeyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Yaş kaç? Yaş 36. 36 yıldır buradasın. Peki tatillerini genelde hangi, nerelere gidiyorlar? Almanya'nın da böyle tatil köyü, bizim Alanya, Antalya, Sinop gibi. Yok. Almanya'da havalar genelde müsait olmuyor. Böyle güneşi her zaman bulamıyoruz. Tatili de genelde Sinop'ta yapıyoruz. Sinop'u Siz, tercih ediyoruz. Evet. Peki Almanlar ayrıca, nereye tercih ediyor? Almanlar da dış ülke. Onlar da dış ülke. İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye. Gidiyorlar. Böyle Türkiye'ye gidiyorlar, aynen öyle. Anladım. Şeref Bey, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de bir değişiklik oldu. Almanya'ya o kadar geldim gittim, o kadar çekimler yaptım. İlk defa böyle bir tekneyle böyle de bir yeri görünce, sağ ol, düşündüğün için sana ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet, seninle de konuşmak istiyoruz ama nasıl konuşacağız? Burada konuşamayacağız. Akşam... Akşam Mülayim'de Ulu Cami iftar programı, Ramazan ayı, mübarek ay biliyorsunuz. Almanya'da biliyorsunuz 3,5 milyon üzeri insanımız, gurbetçimiz var. Evet. Buradan tüm gurbetçilerimize Allah'tan kolaylık diliyoruz. Rabbim o hasretleri, özlemleri kavuştursun. Türkiye'deki sevdiklerine, sevenlerine kavuşsunlar. Peki Türkiye'de kayınpederim var, kayınlar var, başka kimler var? Buradan bizim aracılığımızda en azından... biz bu programı yayınladığımızda bayram geçmiş olacak belki, bilmiyorum ama şimdiden bayramlarını Şimdikten kutluyorum. Bayramlarını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öperim. Küçüklerimin gözlerinden. Türkiye'de benim akrabalarım çok. Amcamlar var, halam var. Dede? Dedem de, sağ dedem de var. Ellerinden öperim, aynen öyle. Herkese nice nice bayramlar diliyorum şimdikten. Cenab-ı Hak fazlasını bize nasip eylesin. Amin. İnşallah yazın Türkiye'deyim. Ne zaman geliyordun? 7. ayın 14'ünde okul tatillere başlıyor. O gün ben yola çıkıyorum. İnşallah. 6 hafta inşallah Türkiye'deyim. Özlediklerimizi hep orada yine göreceğiz. Sen geldiğinde ben Almanya'da olacağım. Şu tutkatta olacağım. İnşallah. Almanya Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği Sedat Demir Başkanıma, Fahri Yeşil Başkanıma ve yönetimlerine buradan saygı, sevgi, selam gönderiyorum. 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na davet edildim. İnşallah Allah nasip ederse gideceğim. Bayram programlarımız var. Onları yaptıktan sonra tekrar Almanya şu tutarda 14 Temmuz'da geleceğim. Burada bütün gurbetçilerimiz, bu programı izleyen bütün gurbetçilerimiz bu programa davetliler. Sedat Demir Başkanım adına, Fahri Başkanım, Fahri Yeşil Başkanım adına buradan sizleri davet ediyorum.
Muamber Özcan abime de buradan saygı, sevgi, selam olsun tüm gurbetçilerimize. Evet sevgili izleyiciler, şimdi sevgili kamerada Ahmet kardeşim, kamerayı ben alacağım, mikrofonu Ahmet kardeşime vereceğim. Çıktık biz yola, taktık birbirimizi, mola verdik tam nehrin ortasında mola. Bir de soralım Ahmet Kula, duygu düşüncelerini alalım ve Türkiye'de kimleri var, onlar da bizim aracılığımızla bir selam göndermiş olsunlar. Evet, kamerayı bana, mikrofonu sana, haydi bakalım. Evet Zeynel abi, bana bir fırsatı verdiğin için sana teşekkür ederim. Türkiye'de benim annem babam Sinoplu. Ben doğma büyüme 40'larıyım. Yani bu yaşa kadar hep 40'larında kaldım. Demirköy ilçesinde. Orada annem, amcamlar, yengem, yani bütün ailem orada. Buradan hepsine çok çok selam söylüyorum. Sinop'taki akrabalarıma da ayrı ayrı selam söylüyorum. Türkiye'de bulunan tüm dostlarımıza ve Yeşilova köyüne de ayrıca Sarmaşıklılara, oradaki dostlarıma, herkese selam olsun. Şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Bizi izlemeye devam edin. Detay görüntülerle sizleri baş başa bırakacağız. Köylerden göçüp geldik de dağını taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de adam gibi bir gün görmedik kardeş. Görmedik kardeş. Ne havası tutar ne suyu tutar, bırakmaz bu şehir herkesi yutar. Özbeykoz İşkence Can Salonu'nun dediğin, katkılarıyla yöremiz töremiz ucuz devam mudur ediyor. Bu kadar? Düştük de kaldıranı görmedik kardeş. Görmedik kardeş. O boyanın cilanın altı hepten dert yükü. Sonradan görme çoğu sırtında kürkü. Kapılmışlar popa caza bilmezler türkü. Kaval sesi koyun sesi özledim kardeş. Yazılarda çelik çomak oynardık. Yavan ekmek kuru soğan ile doyardık. Eve geç geleni köyde kınardık. Çoluk çocuk eve gelmiyor kardeş. Gelmiyor kardeş. Yıkar evi barkınızı talan eder yuvanızı. Taş üstünde taşınızı koymaz dostum büyük şehir. Evet sevgili izleyiciler, şu an Almanya Mülayim Ulu Cami'nin lokalindeyiz. Gördüğünüz gibi mübarek Ramazan ayı, gurbetçilerimiz Avrupa'da sahurlarını yapıyorlar, oruçlarını açıyorlar. Her yıl Celal Demircan Dernek Başkanımız her yıl bu Ramazan ayında, mübarek ayda bu etkinliği düzenliyor. Nasıl bir sistem işliyor kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle sevgili başkanım, Allah'ın rızasını kazanmak her insana nasip olmaz. Sizin yaptığınız işte de Allah'ın rızası var. Allah sizden razı olsun. Yöremiz töremiz program izleyicilerine, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a ne kadar bizi izleyen varsa buradan da onlara saygı, sevgi, selam gönderelim. Gördüğünüz gibi yemekler biz detayı aldık ama senden de daha geniş bilgileri alalım. Kaç yıldır bu geleneği devam ettiriyoruz? Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben 2010 yılında geldim bu yönetime. 2010 yılından beri, 2011 yılından beri bu iftar yemeğini devam ettiriyoruz. Geçen sene gördüğünüz kirmesler gibi bazı faaliyetleri yapıyoruz böyle işte. Ramazan ayında da işte bu. Ramazan ayında iftar. Ramazan ayında da işte böyle bunun gibi
Yani iftar yeme. Avrupa'da iyi günde, kötü günde gurbetçilerin her zaman yanında oluyorsunuz. Evet. Cenazelerde olsun. Evet. Tabii canım. Böyle sosyal faaliyetlerde olsun. Kermes gibi. Ve Ramazan ayında, mübarek ayda işte toplu yemek. Böyle. Sistem nasıl ya? Havuz sistemi mi? Nereden? Havuz sistemi, evet. Havuz her sistemi. Üyemiz belli bir miktar ya da sponsorlar mı? Ve sponsor da olanlar var. Belli miktar bir şey verenler de var. Onları yani havuz sistemi herkes, her üyemiz bir şey veriyor buraya. Yani herkesin bir katkısı var. Erkekler bu tarafta, bayanlar mı? Bayanlar öbür tarafta, evet. Doğru. Şunu bir alayım ben. Evet, Celal Demircan Dernek Başkanımız, Ahmet Avşar Başkan Yardımcım, Uğur Şahin, Uğur Özdemir, Resul Polatkan, Ergün Taş, Nuray Poyraz, Semra Özcan, Veysel Kavurmaçı Gençlik Kolu Başkanımız, yönetimin hepsi de burada. Evet, her zaman birlik beraberlik içindesiniz. Evet. Evet başkanım, ben şimdi şöyle aşçılarımıza dönelim, burada görev yapıyor. Seni bir tanıyalım, kameraya bakalım. Ben İmdat Aksoy, Sinop Türkelliyim. Sinop Türkeli, bu işi gönüllü olarak. Bu işi gönüllü olarak Ramazan'da böyle yapıyoruz. Yani bu işi yapmak için yönetimde falan olmak gerekli. Yok, yönetimde olmak gerekli değil. Biz evet. Allah rızası için yapıyoruz. Örf ve adetlerimizi yaşatmak istiyoruz. Ramazan'da bu şekilde yaşıyoruz. Evet, seni de bir tanıyalım. Ben Ali Şimşek abi. Milletimiz bu hizmetleri bekliyor hep. Bir şekilde sağ olsun başkanım. Tüm cemaatlere buradan hizmetini veriyor. Gönülleri olarak. Gönülleri olarak. Gönülleri abi. Yani her şekilde hizmetteyiz. Yönetimde olmak gerekmiyor. Evet. Biz gönüllü olarak ne yapayım ya? Bir şekilde. Orhan abi. Orhan abi. Efendim. Evet. Kendini tanı. Ben Adıyamanlıyım. Burada. Abim başkanı nasıl desem, her gün buradayız. Her gün buradayız, biz gönülleriyiz diyor. Başkanımızın verdiği görev bize kutsaldır diyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, size kolay gelsin. Başkanım şöyle bayanlarımıza doğru gidelim. Daha sonra arkadaşlarla da şey yapacağız. Evet şimdi, evet ablalar kolay gelsin. Şöyle bir görüntüle bakayım. Şöyle bir görüntüle bakayım. Evet sizlere de kolay gelsin. Ablalarımız da gönüllü bu işi yapıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle yanıma gel. Kadın Kolları Başkanımız. Bacım kameraya bak. Seni bir tanıyalım. Başka bu Ramazan etkinliği dışında kadınlarımızla alakalı ne gibi faaliyetlerimiz var? Kameraya bak. Mikrofon sende. Bizim her cuma ekmek yapımımız var. Lahmacun, katmer, peynirli, ıspanaklı çeşitli ekmeklerimiz var. Kermeslerde faaliyetlerimiz var. Senede birkaç defa kermesimiz oluyor. Ayrıca Diyanet İşleri'nin düzenlemiş olduğu 8 tane caminin kuruluşunun Esen'de bölge temsilcileri katıldığı toplantılarımız var ayda bir sefer. 10. ayda da bu bizde. Buyurun gelin, sizleri de bekleriz, davet ediyoruz. Yani güzel faaliyetlerimiz var, turlarımız var diğer camilerle ilgili. Sürekli bir şeylerimiz oluyor yani. Şu anda Ramazan ama sadece başka bir şeyimiz yok. Mübarek Ramazan ayındayız. Madem öyle, bizim vesilemizde Türkiye'de, Eşdoğan ya da başka ülkelerde kimlerimiz varsa bayramlarını kutlayabilirsiniz. Ben İstanbul'daki annemin, abimin, kız kardeşimin, yeğenim Utku'nun ve bizi sevenlerin, kayınpederimin, kayınvalidemin hepsinin bayramlarını kutluyorum. Herkese selamlar söylüyorum. Allah razı olsun. Tekrar bekleriz inşallah. Onların adına aleyküm selam diyorum. Size de kolay gelsin. Sağ hayırlı olun, çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi gurbetçilerimiz burada, Hasret burada, Özlem burada, hepsi burada. Benim Safiye bacım da orada. Şöyle ben bir geçeyim, bir dur. Başkanım şöyle müsaade et. Evet Nihat abim selam bekliyor. Safiye bacım kolay gelsin. Dur kızım gitme, dur. Ya yemeğimiz var. Safiye'cim hemen. Ben de buradan Türkiye'deki anneme babama hepsine selamlar söylüyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar. Size kolay gelsin. Bizim insanlar çok utangaç. Bu kızımız utanıyor. Evet kolay gelsin. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, Ulu Cami'de iftara çeyrek kala, az kaldı iftara. Burada misafirlerimiz var. Esen Deniz Bank Genel Kuantür. Kondüratör mü? Bilmedim de. Talat Bey Esen Şube Müdürümüz. Talat Bey Şube Müdürümüz ve Frankfurt Merkez'den dış ödemelerden yetkiliyim.
Evet, ezanımız da okunuyor. Ezanımızdan sonra, yemekten sonra röportajlarımız müdürümüzle, hemşerimizle ve buradaki gurbetçilerimizle röportajlarımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbana ve sefana ve cealana minel muslimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi ilahi, ya Rabbi, vermiş olduğun nimetlerden dolayı sana sonsuz hamd ve senalar olsun. Bu nimetlerin eksikleriyle bizleri imtihan eylemiş. Daha güzellerini, daha lezzetlerini ahirete tadan çocuklarından eyle ya Rabbi. Yediklerimizi bizlere şifa eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bizlere ikram edenlere sen de ikram eyle ya Rabbi. Hanelerini, mahsullerini helal eden bol bir ihsan eyle ya Rabbi. Haram haram olan şeylerden onları, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza eyle ya Rabbi. Bu yemeği soframıza gelmesine vesile olan kardeşlerimizin emeğini zayi eyleme ya Rabbi. Geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Kendilerine sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, bereketli ömürler ihsan eyle ya Rabbi. İbadetlerimizi, taatlerimizi, oruçlarımızı, kılmış olduğumuz teravihlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Bir çift turna gördüm Nur Dağı'nda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda. Bizi bekleyen var Kabe yolunda. Muhammed'e doğru uçun turnalar. Kabe yolunda
seversen Mevla'yı kalma yollarda, kalma yollarda. Bizi bekleyen var Kabe yolunda, Muhammed'e doğru uçun turnalar, uçun turnalar. Bizi bekleyen var Kabe yolunda, Muhammed'e doğru uçun turnalar, uçun turnalar. Sevgili izleyiciler, iftar yapıldı, yemekler yendi. Allah niyetleri kabul etsin. Kurban olduğum Allah'ım inşallah seneye Ramazan'a tüm milletimizi erdirmeyi nasip etsin. Evet, başkanım öncelikle yine Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Burada Deniz Bank Şube Müdürümüz Talat Bey ve sevgili Veli Bey hemşerimiz yanımızda. Önce hemşerim senden, sonra müdürümüze geçelim. En azından Ayancı'ya, Sinop'a veya Türkiye'nin neresinde eşe dosta bir selam göndermiş olursunuz. Bayram mesajı vermiş olursunuz. Öncelikle Sayın Başkanımıza ve size ve buradaki cemaatimize bizi davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Deniz Bank olarak biz de burada halkımızla birlikte iftar açmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben kendi Frankfurt merkezde görevli olmakla beraber Almanya'yı komple dolaşıyorum. Talat Bey de Esen bölgesindeki şube müdürümüz. Ayrıca tekrardan çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Her ikinize de biz de teşekkür ediyoruz. Bugün vesile olan sizlerle bizleri buluşturan başkanıma da çok teşekkürler. Evet müdürüm, memleket Rize. Gelirsin ara sıra böyle bize. Selam bekliyor senden Rize. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bütün Türkiye, Rize'ye, herkese selamlarımız olsun. Hadi. Bu akşam bizi başkanımız davet etti. Deniz Bank olarak biz de bu akşam bu organizasyona katıldık. 11 ayın sultanı Ramazan, dolayısıyla hep beraberiz. Tabii Ramazan'ın bereketiyle birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin isteriz. Biz de Esen'de Deniz Bank olarak görevlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Size hayırlı görevler. Paranın bol olduğu yerindesiniz. Dikkat edin. Olmayınca para insan düşer dara, düşünürmüş kara kara. Allah sizi, gurbetçilerimizi hep gurbette geçirsin kara. Hayırlı işler, bol güneşler diliyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, 2 yıl üst üste bana sponsor olan Recep Demircan, Demircan Otomobili, otogalerici Türkiye'de. Şimdi sırayla oradan Salim abi, abaya atar, arabasında yatar, rızkına rızık atar taksi şoförü, sevgili Salim abi. Başkanım, şöyle mikrofonu oradan böyle oradan bir alalım. Abi, konu ne? Konu neydi bizim be? İyi akşamlar. Orucumuzu açtık burada herkesle beraber. Çok mutlu şekilde. Bir kalabalıkta. Benim ismim Recep Demircan. Mülahim Ander orada Ulu Cami'de iftarımız açtı. Bu banka memurlarımızla, efendim Jener kardeşimle beraber. Hepimiz de mutluyuz, iyiyiz yani. Hadi, iyi akşamlar. Sonra şeyi unutuyorum, bayramları mübarek olsun. Türkiye'dekilerin hep selam söylüyorum, bayramları mübarek olsun. Babama da selam söylüyorum tabii, kardeşlerim hepsine selam söylüyorum. Abi Ramazan çok güzel geçiyor. Bütün İslam aleminin Ramazan'a mübarek olsun. Allah herkese hayırlısıyla Ramazan'a ermeyi nasip eylesin. Dediğimiz gibi burada işte bütün arkadaşlarımızla her gece iftara geliyoruz. Çok memnunuz. Ne diyeyim yani, her şey yanında yani. Bir çift turna gördüm,
Nur Dağı'nda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda. Bizi bekleyen var Kabe yolunda. Muhammed'e doğru uçun turnalı. Seversen Mevla'yı kalma yollarda, kalma yollarda. Bizi bekleyen var Kabe yolunda. Muhammed'e doğru uçun turnalar, uçun turnalar. Bizi bekleyen var Kabe yolunda. Muhammed'e doğru uçun turnalar, uçun turnalar. Sevgili izleyiciler, ekran başında bizi izleyen yöremiz, töremiz, program izleyicilerimiz, sevgili gönül dostlarımız, Almanya Milayim Ulu Cami'den bir kere daha sizlere saygı, sevgi, selam gönderiyoruz. Güzel bir iftar akşamıydı. Dostlarla bir arada buluştuk. O sohbet, muhabbet ortamında konuştuk. Bir arada da bir yıl sonra da kavuştuk. Buna vesile olan öncelikle yöremiz töremiz programa 2 yıldır sponsor olan, destek veren Demircanlar Otomobiller Recep Demircan'a ve oğullarına çok teşekkür ediyorum. Ve bugün burada olmamıza da vesile olan Ulu Cami Dernek Başkanım Celal Demircan ve yönetim kurulu arkadaşlarına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kamerada sevgili Ahmet Bey bir mesleği daha oldu. Sağ olsun bana yardımcı oldu. Çok teşekkürler. Evet başkanım, Allah kabul etsin. Bekleme tekleme kıl beşi kurtar başı, namazın yok yaşa, Allah yarattı bu dağdaşı. Bunun için cemaatle teravih namazını kıldırdı hocamız da, bütün din kardeşi burada bugün, Allah kabul etsin. Evet başkanım, buradan sizden ayrılmadan önce söylemek istediğin neler var? Avrupa'da yabancı, Türkiye'de Almancı nedir derseniz, hasretin, özlemin ilacı, en iyi bilen bunu siz dersiniz. Neler söylemek istiyorsun? Mikrofon sende. Kameraya bakarak. Vallahi ben ne söyleyeyim? Hepinize yine hoş geldiniz diyorum. Hoş. Allah razı olsun. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için. Ve buradan Türkiye'ye selamlar diyorum. Yeşil Oba'ya özellikle. Aleyküm selam. Türkiye'nin adına. Ve Türkiye tabii. Oradan şimdiden bütün milletin bayramını kutluyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Başkanım diyor, Sinop'tan Anamur'a, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, Türkiye'de ne kadar gönül dostumuz varsa hepsinin bayramını kutluyorum diyor ve selam diyor. Ben de sizlerin adına aleyküm selam diyorum sevgili başkanıma. Evet Recep Demircan abim, Allah razı olsun. Geldiğim zaman abaya atıyorum. Konakta yatıyoruz, rızkımıza rızık katıyoruz. Her konuda yardımcı oluyor bana. İftar zamanı bir mikrofon verdik ama ne söyleyeceğini o da anlayamadı. Şimdi yeniden alalım. Sevgili ağam, neler söyleyeceksin? Abi ne söyleyeyim? İyi akşamlar duyuyorsa evet. Ben de konuşayım. İftarımızı açtık. Allah kabul etsin. Mutluyuz yani. İyiydi. Beraber de iftarımızı açtık. İzine ne zaman geliyorsun? İzine inşallah 7'nin sonunda geleceğiz. Yine Türkiye'nin buluşacağız inşallah. İnşallah buluşacağız. Bu arkadaşlar, Deniz Bank'tan da gelmiş arkadaşlarımız, hemşerilerimiz ayrıdan bir de. Onlara da teşekkür ederiz.
Bütün Türkiye'dekilerin bayramını kutluyorum. Küçüklerin gözlerine, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Evet. Hepsinin bayramı mübarek olsun şimdiden. Allah razı olsun. Hadi iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, buradan benim bir Şaban yeğenim var. Sevgili abimin de Türkiye'de şoför olduğu. Buradan Şaban Atmaca'ya da selam olsun. Ayrıca geldiğin zaman çıkacağın yola bakmayacaksın. Sağa sola Ataşehir'de vereceğin mola. İnşallah. Ben de Eşki'ye kebap ısmarlayacağım. İnşallah. Recep Kula. Sırık kebabı biliyorsun. Ataşehir'de İsmail Kabakçı Başkanımın yeni mekanı. Buradan selam olsun kendilerine. Evet, böyle devam edelim. Sevgili müdürüm, tekrar bir yolda abi yarım elma gönlünü alma yapalım. Abi önce sana, sonra abi müdürüme, Veli abiye öyle bir mikrofonumuzu bir geçelim. Yakın. Herkesin, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Zeynel kardeşim, bu fırsat tekrar bize verdiği için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hoş geldin diyorum. Rica ederim. İki gün önce kaybettiğimiz askerlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına selamet diliyoruz. Türkiye'deki eşimize, dostumuza, herkese buradan çok çok selamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Artık bizden hayırlı dualar, onlara da hayırlı dualarını bekliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Teşekkürler. Evet, bir kere daha. Evet, bir kere daha teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğiniz için yine hep beraber olduk. Yine teravihimizi de beraber eda ettik. Yine böyle bir Ramazan akşamı inşallah yine karşılaşırız. Bütün Türkiye'ye selamlar. Herkesin bayramını kutlarım. Çok teşekkür ederim. Evet, tekrardan ben de teşekkür ederim. Yine her sene olduğu gibi bu sene de tekrar burada iftar yapmak nasip oldu. İnşallah seneye tekrar beraber bir iftarımızı daha yaparız. Buna vesile olan başta başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bütün Türkiye'ye selamlar. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben Yozgatlı olaraktan Başkanımız Sayın Sinoplu ve Sinoplu hemşehrilerimin mübarek Ramazan şerifini kutlar. Saygılarımla nice yıllar, nice bayramlara. Şimdiden iyi akşamlar dilerim. Ramazanınız mübarek olsun. Bu vesileyle bana bir mikrofon verdiğiniz için ilk defa mikrofon alıyorum. Tamam. Biraz heyecanlıyım ama kusura bakmayın. Ben Şakir Göksu, Türkeli de oturuyorum, Türkeli'nden. Bu İslam aleminin bütün Ramazan-ı Şerif'ini canı gönülden kutlarım. Ve sizleri de buraya geldiğiniz için cümleden hepinize hoş geldiniz, sefa geldiniz. Türkiye'nin hangi köyü? Gazler Köyü. Evet. Gazlar Köyü'nde. Ve bu Sinoplarla beraber, arkadaşlarımla beraber bir gece böyle mutlu olduğum için ben çok mutluyum. Allah evet, başkanımızdan da Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Evet sevgili izleyiciler, Sinop'tan Ana Murad dedik. Tüm Türkiye'mize, vatanımıza buradan saygı, sevgi, selam gönderdik. Sinop Türkiye'ni deyince ben vesile oldum o derneğin de kurulmasına. Engelliler Derneği kuruldu. Hayriye Filiz bacım da başkan. Buradan Viyana'da, Avusturya'da Hasan Gülleyen, Selahattin Topluöz. Orada hangi birini sayayım bilmiyorum. 40-50 tane dostumuz var. Buradan hepsine saygı, sevgi, selam olsun. Avrupa sorumlum Ümit Ayar, Kadir Yıldız, Seven Öz Yılmaz kamerada yardımcı oluyor. Avusturya'ya da inşallah yarından sonra orada olacağım. Yarın akşam Stuttgart'ta sevgili Adem Çelik'in misafiri olacağız. Ve 15 Temmuz'da 15 Temmuz şehitlerimize anma programı Karlsruhe. Evet, oradayız. Buradan Sedat Demir Başkanıma ve Fahri Yeşil Başkanıma, yönetimine de saygı, sevgi, selam olsun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Her zaman bir arada kalın. Allah'a ısmarladık diyoruz. Bir bay bay yapıyoruz. Gezi sepetinin katkılarıyla Yöremiz Töremiz devam edecek.